Teşekkür Barış Falay ile ilgili elimizde neler var? Hemen onlara şöyle bir bakalım. Evet, Barış Falay ile ilgili bir şey yok aslında. Elimizde şunlar var. Bunları biliyor musunuz? Kahvaltıda acı biberi, sivri biberi çok sevdiğini kahvaltıda. Severim. Öyle mi? Severim. Kahvaltıda. İştah açar, öyle keyifli bir şeydir sanki biber. İştah açar da sonradan bir kapatır ve Barış'ın bütün iştahı da kapatır daha sabahın köründe yediğim vakit. Bunu söyleyeyim mi abi, buna bir şey yok. Göğüs kıllarını düzenleme takıntısı olduğunu. Aa, gelen bilgiler yani bunlar. Etraftan, ailenden falan gelen bilgiler. Tabii. Göğüs kıllı, bak ter bastı adama. Göğüs kıllarını düzenleme takıntısı. Temiz, düzenli bir adam olmaya dikkat ederim genelde aslında. Aynen. Yani bunları bu tarafa ayırıp, bunları bu tarafa... Böyle bir fırçayla alıp şu... Evet, fırçayla ortadan çizgiyi de bırakıvereceğim böyle. Evet. Peki. Gömleğinin ütüsüne çok önem verdiğini, o yüzden ütüyü kendisine yaptığı, doğru mu? Doğrudur, doğrudur. Eşinin bir lafı varmış ya, güzel bir laf. Seni bugüne kadar bana hazırlayan bütün kadınlara çok çok teşekkür ediyorum demiş, evet, doğru mu? Evet, doğru. Evet, bu güzel bir laf, yani bir kadının söyleyebileceği en güzel laflardan bir tanesi. Bence de. Alçak gönüllülük var, kapris yok içinde, kıskançlık yok. Hazım var, müthiş bir şey. Yani. Sen mi eşini bu kıvama getirdin yoksa böyle mi hanımefendiye tanıştın? Öyle buldum, öyle. Evet, öyle olduğu için evlendim. Öyle olduğu için oldu biraz. Evet, baba o... güzel laf değil mi ya? Çok güzel. Çok güzel bir laf. Senin nasıl gidiyor Özcan? Oradan buraya sıçrama, devam et abi sen. Duraklama yapma diyorsun. Yapma, yapma. Bekleme yapma Beyazıt, devam et. Peki, Allah nasıl ters tepti ya? sorulmaz mı? Sorulur, ne olacak yani? Sorulur ama yani cevap alınmaz yani. Senin nasıl gidiyor Beyazcığım? Senin nasıl gidiyor? Allah'ım bana silmek yetmiyor, bana şöyle bir yalak yaptırın şöyle bir. Yüzümü yıkayayım böyle, silmekle halledemedim yani. Evet, devam ediyorum. Benim gidiyor fena değil. Korkulacak yani. Bir şey. Kendi yani. Felaket bir et düşkünüymüşsünüz hocam. Etçiydim biraz. Etçil. Evet, evet. Hatta yani benim. Hani küçükken çocuklar böyle gidince pastane falan ararlar, dondurma falan diye bağırırlar. Sen? Ben sopalı et diye bağıranlardandım. Ne diye bağıranlardan? Sopalı et. Pirzolaya sopalı et diyordum. Kasap önünden geçemiyordu bizimkiler. Sopalı. Sen bayağı pastane ciğercilik kedisi gibi. O da bekliyor devamlı. Abi et arttı mı? Kemik arttı mı? Biraz kemik arttı mı? Üniversiteye gidinceye kadar tost takıntım varmış. Hmm. Tosttan demek ete geçmişsin. Oğlunun adı Mavi Rüzgar'mış. Evet. Güzel evet. İsim. Neden Mavi Rüzgar? Var mı yanlış? Esra koydu ismini. Oğlunun ismini. Rüzgar, o Rüzgar gibi geldi deyip kendi karar verdi gelmeye Rüzgar Bey. Ama Kızılderili ismi gibi abi. Mavi Rüzgar yani böyle bir... Mavi benden geliyor. Beklenti var ileride yani. Hani böyle... Mavi Rüzgar geldi. Okula da böyle geliyor. İzliyor mudur şu anda bize? Yok, izliyor. Kaç yaşında? 2 yaşında. Ha, 2 yaşında. O Allah televizyon Allah. Hiç izlemiyor, tavsiye etmiyorum. Ama bir gün biz yapıyoruz böyle şeyler. Bir gün oğlunun seni büyüdüğünde izleme ihtimaline karşı... Kayıtlar. Kayıtlar yapıyoruz. Tabii. Şu kamera, tam karşıdaki kamera, senin kameran şu anda. Sana da bir zoom yapsın iyice. Yapabiliyor muyuz zoom? Evet. İyice, bana da yap şöyle yandan, ben de şöyle. Evet. Oğluma bir şey mi diyeceğim? Oğluna ileride izlemesi için buradan bir şey demek istersen diye. Benim babamı sevdiğim kadar umarım o da beni sever. Oh. Babamın da ruhu şad olsun. Şad olsun. Ağır bir dilek ama hepimizin dileği o. Çocuklarımızın bizim anneleri babaları sevdiğimiz gibi biz sevmeli. Peki evet. Devam edelim.